Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Evet, Sedat Peker'in son yaptığı açıklamalar ortalığı iyice karıştırdı. Halk TV dün konu edilen kadından söyleşi yaptı. Söyleşi pek benim beklediğim gibi olmadı ama herkesin bir yoğurt yiyişi var, herkesin bir tarzı var. O yüzden o konuda fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ama daha önce şuna gelmek istiyorum. Şimdi herkes Erdoğan'ın ve çevresinin yaptıklarını anlatıyor ve bunun üzerinden AKP'yi vurmaya çalışıyor. 17-25 Aralık da buna benzer bir şeydi. Peki ben çok öncelere gitmek istiyorum. Erdoğan tamam çok götürüyor, gemicikler alıyor. Gemicik olunca az götürüyor diyebilir miyiz bilemiyorum. Neyse. Bu işin mizahi yanı ama kendim bildim bileli. İşte çok partili dönemin bütün başbakanlarından yaşadım ben. Bizim yaşımız Türkiye tarihinde önemli bir yaş grubu. Tek parti döneminden sonraki bütün başbakanları, Adnan Menderes dahil hepsini yaşadık. Şimdi gelelim Süleyman Demirel dönemine. Bildiğim, hatırladığım Adnan Menderes dönemini pek hatırlamıyorum ama Adnan Menderes'in de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılması daha çok demokrasiden çok içerideki toprak reformu tartışmasıdır ve Adnan Menderes toprak ağasıdır. Yani Türkiye'nin ilk çok partili döneminin başbakanı bir toprak ağasıdır esasında. Toprak ağasından başbakan olur mu derseniz bence olmaz. Ha, diyeceksiniz ki bu demokrasi mi senin söylediğin? Bunu hep söylüyorum. Benim demokrasi anlayışım çok geniş bir anlayış değil. O yüzden toprak ağasından bir demokrat, ağadan demokrat olmaz. Demokrat olmayan insandan da bana göre başbakan olmaz. O yüzden olmamalı ya da olmaz demeyeyim. Olmaz yanlış oluyor çünkü görüyoruz. Olmamalı. Eski bir askerden başbakan olmaz. Olmamalı. İşte Bülent Ulusu'nun zoraki başbakan yapıldığı gibi falan filan. Çünkü onların demokrasi anlayışı, onlara öğretilen demokrasi anlayışı çok farklı şeyler. Askeriyede yani teğmenlikten itibaren bir takım şeyleri döverek öğrettiği bir insanın sonradan demokrasi adına başbakan olması pek mantıklı değil gibi geliyor bana. Ama Demirel dönemine baktığımızda Demirel'in ilk hırsızlığı ki kendisinin de reddetmediği yeğeni Yahya Demirel'dir. Şimdi belli bir nesil Yahya Demirel deyince bu son banka olayını öne sürecekler. Hayır, bu başka yeğen. Demirel'in bütün yeğenleri Yahya. İki yeğeni var, ikisi de Yahya. Öbürü Yahya Demirel, Sunta, yurt dışına Sunta götürdü falan filan diye hayali Sunta götürdü yurt dışına. Bundan dolayı da ciddi kıyamet koptu falan filan. Süleyman Demirel hiç oralı olmadığı gibi bu halkımızda hiç oralı olmadı. Süleyman Demirel'i tekrar seçtiler. Süleyman Demirel'in kardeşlerinin işte okul açması bilmem ne falan filan. Bu da kimsenin pek umurunda olmadı. Bunu derken Süleyman Demirel'in ileriki tekrar hırsız yeğenine rağmen başbakan yapıldığı, sonradan cumhurbaşkanı yapıldığı dönemlerde ikinci Yahya Demirel çıktı. O da banka üzerinden Türkiye'yi dolandırdı falan filan. Hapise mahkum oldu falan. Demirel, o benim yeğenim ben ne yapayım dedi. Sanki kendisinin adını kullanarak bir takım şeylerin önü açılmamış gibi gayet rahat bir şekilde öyle söyledi ve Demirel ölene kadar el üstünde tutuldu. Hatta o kadar çok darbeyi yiyince başbakan olarak demokrat olduğu zannedildi uzun yıllar. Yani birinci Meclis hükümeti unutuldu, ikinci Meclis hükümeti unutuldu, ülkücülerin solcuları öldürdüğü dönemde bana sağcılar insan öldürtüyor dedirtemezsiniz dedi. Ki burada haklıydı yani öldürmüyorlar demedi, bana öldürüyorlar dedirtemezsiniz dedi. Bu bile demokrasi adına bir bilmem ne falan sayıldı. Demirel dediğim gibi el üstünde tutuldu. Arkasından kim geldi? Turgut Özal geldi. Turgut Özal zengin oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama ilk özel televizyonu onu kurdu. Kurması Türkiye'de yasaktı. Daha yasa çıkmamıştı. Yasaklıdan kastım kurulmasında demiyorum, kurmamalı da demiyorum. Ama yasaya göre kuramazdı ve Özal başbakanken anayasayı bir kere delmekten bir şey olmaz dedi. Ve kurduttu. Her yurt dışında kurdu, punduna getirdi, şunu yaptı, bunu yaptı ama ilk özel televizyon reklamlarından zengin olan Ahmet Özal'dı. İlk fırsatı ona verdi, ilk yasağı ona deldirtti. Bunu yapmak isteyen başkaları yok muydu? Hiç basından, televizyonla alakası olmayan Ahmet Özal yaptı da başka kişiler yok muydu? Atıyorum Simaviler yapamaz mıydı, Karacan yapamaz mıydı? Aklımıza gelecek bütün isimlerden bir tanesi yapamaz mıydı basının içindeki Haldun Simavi televizyon işiyle?
çok ilgilendi. Bunu biliyorum. Onlar da yapabilirdi ama o ilk ekmeğin üstüne tereyağını Ahmet Özal'a oğluna kurdurttu. O sürdü, o yedi. Neyse sonra işte bir takım şeyler falan filan, bunların hepsini biliyoruz. Neler olup neler bittiğini. Arada tabii Ecevit hükümeti var. Ecevit Türkiye'nin en namuslu başbakanı denildi. Hükümeti döneminde Hilmi Üçgüzarlan, Tuncay Mataracı, Yüce Divan'da yargılandılar ve hapse mahkum oldular. Bunu da anlatan Dışişleri Bakanlığı yapmış Hikmet Çetin'dir. Hikmet Çetin'in evine Ankara'da davet edildik 12 Eylül sonrası, işte geçmiş konuşuluyordu. O anlattı, Ecevit'e gitmişler, demişler ki efendim bu iki adam çalıyor, bunlar bizim hem CHP'yi yıpratıyorlar hem sizin gibi bir kişiyi yıpratıyorlar. Bana delili getirin yoksa devam etsinler demiş. Ve onlar soymaya devam etti. Şimdi bu dürüstlük mü değil mi bilemeyeceğim Ecevit adına. Bana göre değil. Şimdi herkes Erdoğan vay hırsız böyle bir şey olur mu diye yükleniyor ya. Şimdilik üç tanesini saydım. Tansu Çiller bankayı batırmış bir kadını başbakan yaptı bu ülkeye. Sonra birden Üstün Kaya'nın yanında Boğaz'da yala aldı. Annemin emekli ikramiyesini yastığın altına koymuştum da şuydu da buydu da dedi. Başbakanlığına devam etti. Şimdi hala bir takım kişiler efendim ekonomiyi ne yapalım diye soruyorlar. Hala gittiği yerlerde alkış alıyor. Şimdi kaç trilyon yaptı bugünün parasına vurursanız o dönemde bunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Faili meçhul dönemin başbakanıydı ama aması var. O dönem nedense derin devlet uyuşturucu ticaretine girmişti. Ve başbakan da Tansu Çiller'di. Ve başbakan, banka batırmış kadın başbakanlıktan zengin olarak ayrıldı. Ne etti? Demirel, Ecevit, Özal, Tansu Çiller. Mesut Yılmaz'ın kardeşinin bir şirketi vardı. Mesut Yılmaz döneminde o şirket iyice büyüdü. Onu biliyoruz. Mesut Yılmaz'ın kumar borçları kimler tarafından ne şekilde ödendi bilmiyoruz. Mecliste bir ANAP milletvekili öldürmüştü, hatırlıyor musunuz? O cinayetin kumar meselesiyle bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz? Kimse üstüne gitmedi. Zaten çok da yazılıp çizilmedi o dönemde. O dönemde yayıncılık yapıyordum. Aktif gazetecilik yapmıyordum. Kovalamanın bir anlamı yoktu ama çok araştırmıştım. O milletvekilinin öldürülmesi, ya Mesut Yılmaz'a kefildi ya birbirlerinden alacakları vardı bilmem neydi ama o alacak verecek yüzünden öldürüldü. Mesut Yılmaz'da böyle bir dönem geçirdik. Ve arkasından bu adam geldi, Recep Tayyip Erdoğan geldi. Recep Tayyip Erdoğan başbakanlıktan önce belediye başkanı iken ve görevden alındığında, hapse atıldığında kaç tane fezleke hazırlandı ve o fezlekeler niye onca zaman mahkemelere gitmedi? Mahkemeler niye dokunulmazlığı yokken ve kendisi hapisteyken o fezlekeleri, evrakta sahtekarlık, kalpazanlık olmak üzere 15-20 tane dosyanın niye hiçbir tanesi gitmedi? Çünkü projeydi. Hırsız projesi. Belediye başkanı iken yaptığı hırsızlıkların dosyaları, fezlekeler. Aradan ne kadar zaman geçtiğine siz bakın. Hapse girmesi, başbakan olma, yani milletvekili seçilmesi ne kadar ki zamanda niye bir şey yapılmadı? Bu arada tabii Bedrettin Dalan'ın belediye başkanlığını sürpriz bir şekilde kaybedince yazın ortasında Allah'ın sıcağında belediye binasında kalorifer yanıldı, yakıldığını biliyoruz. Çulsuz Bedrettin Dalan üniversite kurdu. Yok efendim vakıfmış da şuymuş da buymuş da üniversite kuruyorsun. Maaşlı profesörler alıyorsun, yer kiralıyorsun. Sınıflar hazırlıyorsun. Para kazanmanın başka bir yolu ama bu para kazanmak için çok ciddi bir para harcıyorsun. Bu şekilde üniversite kurdu Bedrettin Dalan. Efendim bir kat daha çıkalım. Hani oteller var ya. Tam stadyumun arkasında dünyanın en komik mimarisidir herhalde. Dolmabahçe Stadyumu. Önünde Dolmabahçe Sarayı. Saray, stadyum, 5 yıldızlı otel. Otelde kafa dinleyecek adam. İstediğin kadar camlar çift camlı olsun. Gürültü ses almasın. Önde maç yapılıyor. O sesin gelmeme olasılığı yok. 5 yıldızlı otel ve saray, ortasında stadyum. Yani böyle üç mimari yan yana herhalde ne İngiliz'in, ne Fransız'ın, ne Alman'ın aklına gelmez. Tabii ortasında tüy dikmek bu işte yani. Ortasında da yapabilirlerdi. O Dolmabahçe Stadyumu, şimdi Beşiktaş Stadyumu olan Dolmabahçe Stadyumu sarayın ahırı esasında. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Hakikaten sarayın atlarının bakıldığı yer stadyum olarak veriyorlar. Şimdi peki aylarca biz arkadaşlarla
İzmir'deki yolsuzluğu konuştuk. Tırnak içinde FETÖ borsası denilen olayı konuştuk. Oradaki bu işin başında, ikinci başında, üçüncü başında bilemiyorum. Rektör Nükhet Otar'ın istifa ettiği, yani istifa ettiği değil, adaylığından geri çekildiğini söyledik. Gelen duyumlar böyleydi. Büyükelçi atanacaktı. Diğer hırsız adayı gibi. Sonra nasıl kendi aralarında tehdit olduysa, işte aynı şu anda yaşananlar gibi öterime gittiyse olay. Kadın tekrar üniversitenin rektörü ilan edildi. Oysa gecikmiş bir atamadır o. O arada neler konuşuldu, neler edildi bilmiyorum. Binali Yıldırım milletvekili olmadan gemicikler almaya başladı. Başbakandı. Şimdi bana bir tane çok partili dönemden başbakan gösterin. Yıldırım Akbulut. Evet. Mecburi başbakan diyeyim ona artık. Hiçbir dedikodusu yok şimdiye kadar. Benim duyduğum yok. Umarım yoktur, bir tane vardır. Başka türlü açıklayamıyorum. Yani bir tane vardır. Erbakan. Erbakan neden hapse girdi? Erbakan siyasi hapse girmedi. Paranın nereye gittiğini kimse bilemedi de birden oraya ondan girdi. Sonra Erbakan rahmetli olunca paradan çocuklar birbirine girdi. Girdi mi girmedi mi? Girdi. Ne parasıydı bu? Partinin parası mıydı? Başka bir para mıydı? Ya bu başbakan. Şimdi herkes televizyonda, ya bu kadar da olur mu? Önceki neydi? Gerçekten balık hafızalı sevgili milletim. Öncekiler neydi? Bana bir tane düzgün bir dönem anlatırsanız diyeceğim ki ya siz haklısınız, hepsini geri alıyorum. Ya bunu Erdoğan'ı aklamak için falan söylemiyorum. Ama bunun adım adım büyümesine neden olan sizsiniz, benim. Benim gibi gazeteciler. Hala demokrat devrimci bir takım insanlar. Canım Demirel böyle değildi. Demirel'den önce şu böyle değildi. İşte Türkeş'in yerine Bahçeli geldi. Çok iyi oldu. Bak MHP'ye demokrasi geldi. Görüyoruz gelen demokrasiyi. Yani kaç kişinin ölüm emrini verdiğini bilmediğimiz Muhsin Yazıcıoğlu. Sonradan pişman olmuş, bir takım açıklamalar yapacakmış, devrimcilerle beraber yapacakmış. İşte iletişim olur muymuş, şurası olur muymuş, bilmem ne yapılır mıymış. Oral Çalışlar, Murat Belge bunu destekler miymiş, hayır desteklemezmiş. Sonradan tam evet demişler, öldürülmüş. Tam demokrat olmuştu da öldürülmüştü. Bunu yaratan biziz. Sonra ben söylediğimde ben radikal oluyorum. Evet radikalim. Öyle de olmam gerektiğine inanıyorum. Başka türlü nasıl düzlüğe çıkacaksın ki? Canım bu ondan az çalıyordu. Bu ondan daha biraz demokrattı. Bakın 70-80 arası öldürülen devrimci ve insan sayısına, yazar sayısına, aydın sayısına. Hangi dönem daha demokrattı? 12 Eylül'de hukuk dinleniyordu. Dinliyordu ama asıyordu. Yani 51 idam nasıl bu dönemden daha iyiydi? Ya da bu dönem nasıl daha kötüydü? Yani farkı vardı. Ömür boyu hapse atmakla İdam etmek ya da idam edil cezası verilip orada bekletmek arasında ne fark var? Aysel Tuğla'ya yapılan, yani idamı kaldırmışsın. Dün söyledi, bir milletvekili söyledi. 92 şey söyledi. Sezgin Tanrıkulu söyledi. 92 yaşında tutuklu var. Suçunun ne olduğunu bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. 92 yaşında bir insanı hapiste tutuyorsun. Daha ne yapabilirsin ki? O zaman şimdi efendim şu istifa etmiş. Ya edip etmemesi önemli değil onun için. Sistem. Bu sistem bir ağanın, çok partili dönemde bir ağanın, toprak reformuna karşı çıkan bir ağanın parti kurması ve başbakan olmasıyla başlıyor. Ona izin veren Amerika'nın sistemi. O işine geliyor. Çünkü bir dönemde ağalığın devam etmesi, toprak reformunun yapılması Amerika'nın istediği bir şey değil. O en tepedeki sistem belirliyor ve biz o sisteme karşı mücadele yerine başbakanlar arası mukayese yaparak ortalığı idare ediyoruz. Toprak altında pislikler. Yahya Demirel 1 pisliği, Yahya Demirel 2 pisliği, banka batıran. Bir Sabancı otursun anlatsın, Turgut Özal Sabancı Holding'in genel koordinatörlüğünden nasıl ayrıldı. Çok mu mutluydu Sakıp Sabancı onun genel koordinatörlüğünde? Anlatsın birisi. Yüksek dereceli ekonomistler bilirler. Benim yaş grubum biraz daha büyükleri. Özal'ın Sabancı genel koordinatörlüğünü bilirler. Evet. Şimdi hırsızlıktan istifalar başladı. Demin şeyi düşünüyordum. Bu tartışmalar sonunda Erdoğan nasıl bir açıklama yapar? Yapar mı? Yaparsa işi üstlenmek, kabul etmek değil midir? İşte Erkac Erer şeyin istifa ettiğini söylemiş, Serkan Taranoğlu'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek. Buna kim inanır? Bu da kabul etmek değil midir? Bu istifayı Erdoğan istememiş midir? Her şeyi açık ettin, rezil adam diye. İstifa edince halkın bir kısmı gene Erdoğan'ı bak hırsızlığa karşı geliyor diye yine bağrına basacak mı?
Bunların hepsi olası şeyler. Hep yaşadıklarımız ama yaşadıklarımızı unutarak geliyoruz. Tek suçlu Erdoğan şu anda. Suçlu bir miras bırakılmış, o mirası devam ettiriyor. Hani reddi miras vardır ya, reddi miras yapmıyor. Canım o mirası bana ver diyor. Ama sıfır kasa olsun sen ver. Benim kasada sıfır, onu büyütmem lazım diyor. Hepsi büyütmüşler. İlla kendi cebine girmesi gerekmiyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bu arada şunu anlatayım, ev işi biraz uzadı. Ev sahibim hastaneye yatırıldı. Nedenini henüz bilmiyorum ama bir 15 gün hastanede yatacak. Ama ben aynı sıklıklar olmasa da programlara devam edeceğim ama her gün yapmaya çalışacağım. Bu arada işte dışarıda işlerim çok olduğundan bürokratik işlemler, yaz mevsiminde taşındığım için Avrupa'da yazın bürokratlar tatildedir, işlemlerinizi yapamazsınız. O yüzden tam ay başından itibaren benim bütün sağlıktan tutun da banka adres değişikliğinden aklınıza ne geliyorsa hepsi sıfırdan başlayacak. Yani 2002'den beri ilticadan başlayan Fransız oturumum bir işe yaramıyor. Şehir değişikliği, adres değişikliği, her şey yeni doğmuş bir bebek gibi başlıyor. Ve dediğim gibi burası son adresim demeyeyim, hiçbir zaman belli olmaz ama uzun yıllar değiştirmeyeceğim bir adresim olacak. O yüzden evle stüdyoyu en iyi şekilde ayarlamak istiyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.